Illinois'de çiftçilik yapan Brent Scholl, güne çiftliğinde yetiştirdiği yüzlerce domuzun barındığı ağılları teftiş ederek başlıyor. Çiftliğe 8 haftada bir 1100 domuz geliyor. Scholl domuzları birkaç ay büyüttükten sonra hayvan pazarına gönderiyor. Scholl yaptığı işin yüksek maliyetli ve çok emekli olduğunu ancak domuz etine olan yabancı talebin kar oranını yükselttiğini söylüyor. 4 domuzdan biri yurt dışına ihraç ediliyor. Bu da gelirimin %25 ila 28'ini yabancı ülkelerden elde ettiğim anlamına geliyor. Ancak Amerika'nın Çin çelik ve alüminyumuna vergi getirmesine karşılık Çin'in Amerikan domuz etine %25'lik gümrük tarifesi planıyla misilleme yapması çiftçileri zarara uğratacak. Şu anda kar ve zarar arasındaki farkı ihracat belirliyor. Eğer Brent geçen yıla oranla bu yıl yeterince ihracat yapamazsa zarar etmeye başlayacak. Illinois Eyaleti Tarım Dairesi'nden Tamara Nelson, maliyetlerin yükselmesi nedeniyle son birkaç yıldır çiftçi gelirinin düşmeye başladığını, gümrük tarifesi uygulamasının çiftçilerin elde ettiği karı daha da azaltacağını söylüyor. Çin'in gümrük tarifesi oranı sadece %25 olsa bile piyasaya hakim olan kaygılar nedeniyle bu oran daha da artabilir. Çiftçilerin gelir elde etmesi giderek zorlaşıyor. Bu durum sadece domuz eti ürünleri için geçerli değil. Aynı zamanda soya fasulyesi de üreten Brent Scholl, Çin'in vergi tehdidi nedeniyle şimdiden zarar etmeye başlamış bile. Scholl, Çin'in daha ucuz ülkelere yönelerek Amerikan malları için kritik önem taşıyan pazarını sınırlamasından korkuyor. Çiftçiye göre mali geleceğinin belirsizliğinden sorumlu tek kişi var. Scholl, ticaret anlaşmalarına karşı sert tavır takınmasına rağmen 2016 seçimlerinde Trump'a oy vermiş. Çin'le müzakereler sırasında bana zarar vereceklerini sanarak çiftçilerimize hedef almaya kalkarlarsa bu hiç iyi olmaz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bizim çiftçilerimiz son derece vatanseverdir. Buna ülkeleri için katlanmayı anlayışla karşılarlar. Zararlarını telafi edeceğiz. Bu işin içinden çok daha güçlü çıkacaklar. Scholl Trump'a oy verdiği için pişmanlık duymaya başlamış. Trump'ın kötünün iyisi olduğunu düşünmüştüm. Şu anda ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Scholl yine de Trump'ın ticari taktiklerinin Amerika'daki istihdamı korumasını ve daha iyi anlaşmalara imza atmasını sağlamasını umuyor. Ancak Scholl hayal kırıklığı yaşamasının önümüzdeki seçimlerde sandık başında alacağı kararı etkileyeceğini söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.